Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de de uygulanan inaktif Sinovac aşısı ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Dünya Sağlık Örgütü tavsiye grubu Sinovac aşısının Çin, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Şili'deki 3. aşama klinik deneylerini değerlendirdi. Rapor'a göre 14 gün arayla 2 doz yapılan Sinovac aşısı COVID-19'a yakalanmayı %67, yoğun bakıma yatışı %89 hastane yatışını da %85, ölümleri ise %80 oranında önlüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yayınlanan değerlendirmede iki doz CoronaVac'ın 60 yaş altı yetişkinlerde PCR onaylı COVID-19'u önlemede etkili olduğundan çok eminiz denildi. Sinovac aşısına bağlı şu ana kadar ciddi bir yan etki ya da ölüm bildirilmedi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ciddi yan etkiler açısından daha detaylı bir rapor istiyor. Şili'nin gerçek hayat verileri oldukça önemli. Yaklaşık 10,5 milyon üzerindeki etkinlik araştırma sonuçları aşının etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle Sinovac aşısını yoğun uygulayan Brezilya ve Şili'de ölüm oranlarının düştüğünü görüyoruz. Türkiye verilerinde de sağlık çalışanlarının hastane yatışı yapılan Covid-19 hastaları içerisindeki oranı %3.1'den binde 78 seviyesine geriledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakıldığında Sinovac aşısının özellikle yoğun bakım, hastane yatışını ve ölümleri önlemesi oldukça önemli. Aşı hem sağlık sistemi üzerindeki yükün azalmasında hem de ölümlerin önlenmesinde kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda Avrupa İlaç Ajansı yani EMA'da Sinovac aşısı için hızlandırılmış bir inceleme süreci başlattı. EMA'ya göre aşıya ilişkin klinik ve laboratuvar denemelerin ön sonuçları oldukça umut verici. Bu Türkiye'de de uygulanan aşının Avrupa'da kullanılması ve Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması ihtimali içinde oldukça önemli bir adım. Öte yandan aşıların %100 koruyucu olmadığı kesinlikle akıldan çıkartılmamalı. Özellikle aşı yaptırdıktan hemen sonra ya da birinci doz sonrası yeterli koruyuculuk oluşmuyor. Aşı yapıldıktan sonra da kişisel önlemleri, maske ve fiziksel mesafeyi mutlaka devam ettirmek gerekiyor.